Evet arkadaşlar, Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde bu evin fiyatı 7 milyon 500 bin Türk lirası. Bir daha söyleyeyim, 7 milyon 500 bin Türk lirası tek başına müstakil bir arsa içinde yapılmış bir evdir. Sevgili arkadaşlar, arsası 380 metre, 380 metre güneydoğu cepheli köşe başı bir arsadır. Zeminde salon, mutfak, bir oda, bir banyo var. Güzel, full akıllı bir evdir arkadaşlar. En yakın denize 1,5 kilometre yakın olduğu Deniz Halk Plajı'dır. Bu taraf Doğu Cephesi arkadaşlar. Bu taraf Doğu Cephesi, normal giriş. Bu tarafta havuz, güney ile doğunun köşesinde ve güney cephede. Bu taraf güney cephede de araç otoparkı var. Buraya da güneş kırıcılar koymuşlar. Binanın şekli şemali fevkalade ilginizi çekeceğini umuyorum. Can, bana doğru gel, bu garajı da gösterelim. Fazla lafı uzatmadan anlatabildiğimizi anlatalım. Havuz alanı burası. Sevgili arkadaşlar, bir şey daha söyleyeyim. Bu volkanik taşlar ya, buradan da güney cepheli kışında keyif alabileceğiniz bir alan olur. Çünkü güneş görüyor. Su giderini de iyi yapmış burada. Hani mutfak, salon, ikisi bir arada olunca burada da bu aksesuarlar, süsler yapmış. Burası yaz bahçesi, kış bahçesi, açık ve kapalı olsa bana göre açık oluşu daha iyi. Burayı kesinlikle kapatmaya gerek yok. Zaten yaz kış güneş alan bir yer. Kışın özellikle çok iyi güneş alıyor burası. Ve sevgili Can, ben sana garaj kapısını da açayım. Neyse, tam kapıyı açmayayım. Normal arada bir kapı var. Onu açayım. Buraya da iki araç girebiliyor. Bir şey ilave etmek istiyorum, bilginiz olsun diye. Ben Allah'ı pullamıyorum. Eğer Allah'ı pulladığımı biliyorsanız, o zaman değil, ben seni izlemiyorum, bu işte böyle böyledir dersin. Dolayısıyla bu ayarda geçen hafta bir tane satıldı. Ondan önce bir tane 10 milyona satıldı. Yani alan alıyor arkadaşlar. Bu da işte otoparkımız. Bir şey daha eklemek istiyorum. Lütfen beni bağışlayın. Çok bilmişlik yapmıyorum. Bakın, biz şimdi hep ilgi alanımıza evler giriyor ya. Ama kaçırdığımız marinaya gidin. Emin olun, tam onlar iş adamı olabilir. 30 milyon euroluk yatlar da var. Hadi onlar iş adamı işte, Bursa'dan falan, şu bu, onlar ayrı. Ama kardeşim, tamam, 30 milyon, 10 milyonluk yatlar da var. Onları da görelim. Demek ki olan da var, olmayan da olmuyor. Ama kimse hırsız mırsız da değil. Yani çalışan adam alıyor. Bursalı adam tekstilci, pamukçu, iplikçi, kazanmış. Hiçbir şey de yapmamış. O yüzden her şey ev, yat, kat değil. Ve evin garajını gösterdik. Şimdi orada bir barbekümüz var. Köşe başı. Evet, köşe başı. Bunu da tanıtmıştık. Bir ailemiz aldı, güle güle otursun. Sevgili arkadaşlar, bu da çimli alanımız. Çimli alan. Burada da köşe. Havuz diğer tarafta ya. Köşe başı olduğu için o köşelerde düş böyle bayrak gibi olmasın diye bu köşede uymuş. Bu da düş yeri. Buraya da granit yapmış. Etrafına da mermerler koymuş. Ve burada da bir depo var. Kalorifer tesisatının altyapısı var. Bunların bir şey vardı, bir ismi vardı. Neydi bunlar? Böyle alüminyum gibi bir şeyler. Bunlar da koymuş. Yani eve girince karşıda zaten iki tarafı yol. İki tarafı yol. Bir tarafı da şu anda evde olsa böyle evi kamufle ediyor. Bakın, hiç böyle komşu arada biz böyle rüzgar gibi geçeceğiz gibi. O yüzden bu da çok iyi olmuş. Buradan da çekme 3 metre. Bu tarafta 5 metre. Diğer tarafta daha çok yapmış. Bu da evin ana girişi. Ve burada da bir bahçe var. Bu taşların da çeşit çeşitleri var muhtemelen. Bu taşlar daha sıcak duruyor. Bu arkadaş da yıllarca bu işi yaptığı için biraz daha oturtmuş yani. Bazen gidersin, benim bir arkadaşım var. Ya diyor ki, ben anlamadım diyor. Birileri marka elbise giyiyor ama diyor marka var, yakışmıyor diyor. Ben pazarda giyiyorum diyor, ölçüyorum, biçiyorum diyor, benim üstüme oturuyor diyor. Ben niye paramı vereyim diyor. Marka alıyor ama diyor yakışmıyor, dediği doğru. Bunlar da güzel yani, kaliteli, ama önemli olan oturtması. Demek ki oturtmuş. Arkadaşlar, bu aydınlatmalar da, bir şey daha söyleyeyim. Bu LED ışıklar, bunlar ekonomiktir. Yani ben bazen söylüyorum ya, aslında bizim insanlar çok tatlı, değerli insanlar. Ya onlar hani böyle bir villa olmuş mu olmamış mı, ben şimdi desem olmamış bilmiyor desem, o benim haddim değil. Ama bunlar çok az elektrik yakıyor, o LED'ler. Biri de başka o ışıklı yerlere yani teşbihlerini o yönde yapıyor. Ama bilin arkadaşlar, onlar uygundur, o LED'ler. 7 milyon 500'den pazarlık var dedik. İşte burada bu emsalde birkaç tane vardı. Onlar satıldı. Şimdi bu var ama bu daha sıcak duruyor. Ve tekrar koridorumuza geldik. Bunları yapmış, üstüne tekrar güneş kırıcılar alarmı var. Ve iki kapılı bir handan
evimize merhaba dedik. Kapının yarısı cam, yarısı geniş bir kapı. Ondan sonra hole girdik. Geç babam oraya. Geç. Arkadaşlar bu parmak izli, bu şifreli ya da parmak izli kapı. Ya anahtar falan kullanmıyor. Biz de geldik. Ya ne oldu Can? Kapalı. Valla bir şey oldu. Biz dur bakayım. Ha, kapı. Ya bu kapı kendi kendine konuşuyor. Biz reklam yapmıyoruz. Biz de yani tam kapı o zaman kapalı olsun. Beş yıldız otel odaları oluyor. Arkadaşlar burada bir vestiyer, portmanto, kravatını, gömleğini çıkar. Burada elektrik, şartel, açık, kaçak, akım rolesi. Burada eve gir, eve çık. Ondan sonra bu vestiyer böyle dolanıyor. Burada nasıl dolanıyor? Raflar var, terekler var. Terek, burada terekler. Evet, bunlar da güzel yapalım, güzel dursun. Ötülü dursun. İşte şimdi bu böyle arkadaşlar. Şimdi babam geç oraya. Geç banyoya doğru yüzünü benden tarafa çevir. Hani bazen diyor ya ışıklar mışıklar sade beyaz olsun. Alın size beyaz. Fiyatlar biz demiyoruz ucuz. Ya hiçbir şey ucuz değil. Ucuz mucuz bir şey yok. Onu unuttuk. Yani onu unutalım. Ama ev güzel. Biz güzel diyoruz. Varsa ucuzu alın. Ben onu arz etmek istiyorum. Bu da salona giriş kapısı. Biri camlı yarım, biri tam. Ve geldik. Burası salon. Mutfağı da göstereceğiz. Mutfağımızı da göstereceğiz. Adam yapmış. Kim geldiyse buraya bir leke bulmadı. Yani herkes çok istiyor böyle bir evi olsun. Mangır yüksek. Ve arkadaşlar şimdi burayı da gösterdik Can, değil mi? Can acaba burayı... Oğlum bu kapı nasıl açılıyor? Ne ağır bir kapıymış. Bu ne kadar ağırmış. Bunda bir böyle Yaşar Doğu gibi bir kuzu yiyip öyle kapıyı açmak lazım. Ve arkadaşlar yerler 120'ye 60 ebatlarında granit. 120'ye 60 ebatlarında bunlar granit. Efendime söyleyeyim. Klimaların altyapısı var bilmem. Daha nasıl süsleyeyim. Kuşaklarda görüyorsunuz. Ve geldik ada mutfak. Ada sahillerinde. Mutfak da bu. Can böyle bir orada dur sonra böyle adanın etrafında böyle dolanalım. Böyle hani semah var ya. Böyle sen gittin mi hiç? Ve bura ada mutfak. Ada mutfak. Burada çekmeceyle buraları bir göster. Bu ne süslü müslü şeyler yapmışlar. De şimdi gel. Ula bu semah nerede aklıma geldi ya? Tamam. Burada da bir şeyler var. Dolaplar, çekmeceler. Ve buradan başla şimdi. Benim dediğim alan buydu Can. Dedim ki hani buradan çıkarsınız ya arkadaşlar. Bakın. Burayı da ya bunların ismi neydi be? Her gün biz de bizim bina yaptık ya. Bunlar işte böyle polyester gibi bir şey. Arkadaşlar valla ben ismini unuttum. Şimdi bir hayvan 7 türlü yüzme biliyor. Göle gidince hepsini unutuyor. Evet ve işte o alan bu. Yani buraya bir masa, iki masa kurarsınız. Mutfak da burası. Buzdolabı. Efendime söyleyeyim. Karartılmış camlar. Neyse bulaşık, evye. Ocak burası. Dablumbaz üstüne. Buna adam mutfak dedik. Burada bir amaçla kullanırsınız. Mikrodalga ve burasını da göster. Çatal, bıçak, kaşık. Evet, mutfağı çok büyük olanlar çok misafir beslerler herhalde. Ve sevgili Can, zeminde bir odamız var arkadaşlar. Bu odada zaten bir nene, anneye Allah ömürlerini uzun etsin. Eğer kimse huzur evine vermese evine koyacak. Gerçi çok böyle yüksek yerler diyor. İşim var. Çocuk üniversiteye gitti. Anneyi huzur evine veriyor. İstatistikler var ya o yönde biliyorsunuz ne demek istediğimi. Köylüler vermiyor ama çok zenginler direkt huzur evine anneyi veriyor. Yani herkes değil tabii adım değil. İstatistikler öyle yapmış. Burası da duşakabin. Burası Hilton dolap. Burası da klozet. Taşlar beyaz. Evet, gök mavi, yerler beyaz. Ve burayı özetlemiştik. Ama öyle yani ben böyle bakayım bizim burada yani huzur evinde çok Anadolu insanları var burada. Vardır annelerimiz. Allah yani zeval vermesin. Milli devlet bilmem ne öyle işte. Birileri devlet ruhu anlamında. Herkesin babası ya. Hasta olsa hastane şu bu. Oraya koyuyorlar ama bazıları zengin de oluyor. Oraya koyuyor. Orada o da o yüzden anne babaya çok yerinde olmuş.
İşte arkadaşlar gergi tavanda gördünüz. Bu da merdiven kovası ve geldik banyo. Antep'in hamamları. Ve arkadaşlar bazen diyorlar ya camları uzun yapın, al size uzun cam. Çift cam buğulu. İşte ne olacak? Buraya dilenirse perde de yapılır. Komşu diğer tarafa ev yapsa bize bakar diyorsan öyle bir komşu, o zaman sen de buradan çık. Onu yani ne yapıyor? Öyle komşu mu olur? Ben biliyorum ya diyecek, komşu bakıyor. Birileri öyle. Komşu bakarsa oradan öyle bizim karakol marakolla işimiz, öyle komşuyu mahalle linç eder. Neyse uzattım. Burası da düş arkadaşlar. Zaten iki tarafı yol. Burası da pencere, düş yerinde güzel olmuş. Değil mi? Olmamış mı? Ben Kuşadası'na bir ev tanıtmıştım ya. Değil mi? Buzluca. Biri yazmış demiş ki o gölgesi vücut hareketleri gözüküyor. Direkt engelledim. Lan dedim bunu kalbi. Ulan dedim art gündi. Ulan sorsan başka başka renklerde. Evet ve burası da ikinci oda değil mi Can? İkinci oda. Arkadaşlar yatak odasında göstereceğiz. Yatak odasında ne vardı? Bunun önünde ince bir balkon var. Yatak odasında giyinme kabini olacak. Koymamış dolabı. Banyosu var içinde. O yüzden bu odaya da gelelim. Geldik, kalktık, göç eyledik. Şimdi bu yatak odası. Can böyle gel tekrar geri git. Böyle gel buraları bir tara. Tarama yar tarama. Evet. Bu da yatak odası. Gel babam. Geç geç göç geç oldu. Ve yatak odasını gösterdik. Yatak odasına gelince tam bu kalifer tesisatı bulunan internet bir şeyler. Buraya da bir dolap tasarlanabilir. Böyle burada üstümüzü, havlumuzu çıkardık ya da koyduk. Bu da üçüncü banyomuz arkadaşlar. Banyolar gerçekten diyecek laf bulamıyorum. Ama diyecek laf insan bulmak isterse her daim bulur. Bu da düş. Düşü de gösterdin değil mi? Bu da banyo yani. Bu etti üçüncü oda. Etti üçüncü oda. Kaç dakikadır aralı diyoruz? 12. Sevgili arkadaşlar burası da etti dördüncü oda. Bu da etti sizde dördüncü odamız. Renkler bembeyaz. Çok güzel olmuş. İşte şimdi bu odanın önündeki balkonu göstereyim. Madem ki 13 oldu. Can, babemi gel bak. Arkadaşlar bir tane bu odanın balkonu var. Bak böyle göster. Yine bu taraf yol. Arkada bir komşu olur ya. Bunu da yine güzel yapmışlar. Bak hem binanın dış cephesine estetiklik olur. Hem bu camlar da binanın dış cephesini güzel yapmış. Kapılar baklava dilimli. Ondan sonra bu yatak odasının da balkonu var. Her odanın balkonu var. Can gel bunu da gösterelim. 7 milyon 500. Gelir bakarsınız görmeden online. Her yorum bir etkileşim olur. Yazın yorum benim için güzel. Ama yani öyle 5 milyona olur mu? 6,5'a olur mu? Olmaz. Yani gelin bakın öyle yol alalım. Ve bazen müşteri çıkıyor diyor ben bu evi alıyorum. Son kararın mı diyorum. Ali abi sana da selam. Evet. Bak diyorum son kararını ver. Düşün yarına kadar. Bazen öyle yapıyorum. Sonra ben hissediyorum yani. Sonra bir bakıyorum ya o olmadı. Ben sana dedim yani düşün. Çünkü hissediyorum ya. Demek ki böyle his. Evet arkadaşlar burası da işte balkonları gösterdik sonradan. Her odanın balkonu var. Ve Can biz daha ne özetleyelim? Bitti. Değil mi? Bitti. Arkadaşlar evlerin en güzeli sizindir. Her şey en çok güzeli sizin olsun. Hoşça kalın. İyi akşamlar.